noktada ciddi bir tehlike oluşturuyor. Hasret az önce aktardı. Yakındaki bir binada da ciddi bir hasar oluştuğu için ekipler şu an orayı izole etmiş durumdalar. Kimseyi yaklaştırmıyorlar. Rıza Bey Apartmanı'ndan bilgiler gelmeye devam ediyor. Son olarak 16 yaşındaki İnci kurtarıldı. Önce köpeği, sonra kendisi. Gece saatlerinde o binadan Buse kurtarıldı. Şimdi hemen Seferihisar'a dönelim. Mehmet Altun Işık, durum ne orada, ona bakacağız şimdi. Evet, Seferihisar merkezin deprem üstü burasıydı. Sığacık'ta tabii deniz taştı ve birçok arkamda tekne var ki şu anda denizin içinde devrilmiş durumda. Biraz sonra çarşının içine doğru da devam edeceğiz. Oradaki manzarayı da ekranlara getireceğiz ama kameraman arkadaşım Tanser Can ekranlara getirsin. Bakın aslında bunlar ana limanda olan teknelerdi ama halatları kopardılar ve suyla birlikte bu noktaya kadar sürüklendiler. Birbirlerine çarptılar ve şu anda da hepsi yan vaziyette duruyor. Bazı aralarında bazı küçük olanlar ise batan var ki aralarında. Nasıl olmuştu ondan bahsedelim. Saatler 14.51'i gösteriyordu ve merkezi Seferihisar olan deprem meydana geldi. Ardından da sular çekilmeye başladı ki 15 dakika boyunca devam etti o suların çekilmesi. İçe doğru devam etti çekilme. Ancak 15 dakika sonra buradaki görgü tanıklarının ifadesine göre 15 dakika sonra içe doğru çekilen o su tekrar şehir merkezine doğru dalga oluşturarak geldi ve yaklaşık 1,5 metre boyunda olduğu ifade ediliyor o dalga ve bu noktaya kadar geldikten sonra karaya ulaştı ve şehrin merkezine doğru, Sağcan'ın merkezine doğru devam etti ki önüne bulduğunu kattı ve sürükledi, metrelerce sürükledi. İşte burada da maalesef bir kişi hayatını kaybetti. Depremden dolayı dışarı çıktı, korkmuştu, dışarı çıkmıştı ve tam da o sırada denizin taşmasıyla birlikte özellikle mahallenin içine doğru gelen sularla birlikte o suya kapıldı ve yaklaşık 100 metre kadar sürüklendikten sonra da hayatını kaybetti. 90 yaşında bir kadındı. Şu anda kameraman arkadaşım Tansel Can ekranlara getiriyor size. Teknelerin içinde bulunduğu durumu getiriyoruz. Çok fazla var. Sadece benim şu anda önümde olan gördüğüm 7-8 tane var ama diğer tarafta özellikle ana limanın olduğu noktada çok fazla bu şekilde yan dönmüş ve batmış teknelerin de olduğunu ifade edelim. Tabii özellikle denizin taşmasıyla birlikte burada birçok araç vardı. Şu noktayı gösterirsek kameraman arkadaşım bu noktada birçok araç vardı. Onlar da denize düşmüşlerdi ki ekiplerin yaptığı çalışmalarla o araçlar çıkartıldı ama şu anda sahilin içinde olduğu durumu aslında buradaki manzara çok net bir şekilde ortaya koyuyor. 1,5 metre boyunda bir dalga oluştu. Aslında bu noktada küçük bir tsunami oluştu diyebiliriz. Ve şu anda birçok iş yerini bu noktada görüyorsunuz. Bakın şimdi bir iş yerine doğru ilerleyelim. İşte burada denizin taşmasıyla birlikte iş yerleri suyla doldaştı. Bakın iş noktayı görüyoruz şu anda. Bütün eşyalar su altında kalmış durumda. Tabii buradaki su boşaltıldı. Şu an hala burada temizlik çalışması yapıldığını da görebiliyoruz. Diğer tarafta birçok iş yerinin olduğunu da ifade edelim. Bakın buralar hep iş yerleri ve hepsi tamamen sular altında kalan iş yerleri. Bir başka iş yerini görüyoruz ve deyim yerinde ise bütün eşyalar birbirine girmiş durumda. Tabii özellikle su seviyesine baktığımızda buradaki su seviyesi yaklaşık 1 metreyi kadar bulmuştu. Birçok eşyayı beraberinde aldı ve götürdü. Sel oluştu çünkü bu noktada ve önüne kattığı birçok eşyayı selde sürükledi. Tabii o eşyalarla birlikte birçok aracın da sürüklendiğini ve denize doğru da gittiğini ifade edebiliriz. Tabii burada bir enkaz kaldırma çalışması yürütüldü. Henüz tam olarak yaralar elbette sarılabilmiş değil. Çok fazla ekip geldi bu noktaya. Hemen şu noktada bakın bir iş yeri var ve içinde hala su olduğunu biliyoruz ki araç geldi ve buradaki suyu boşaltma çalışması, tahliye çalışması yürütülüyor. Şu anda ekiplerin içeride o biriken suyu tahliye etmeye çalıştığını görebiliyoruz. Çok fazla da içeriye girmemek lazım çünkü bütün eşyaların üst üste girdiğini görebiliyoruz. Bakın şu noktada gerçekten Seferihisar en kötü günlerinden bir tanesini yaşadı. Saatler 14.51'i gösterdiğinde 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve nereye baksak bir enkaz görebiliyoruz. 15 dakika boyunca su, denizdeki su içe doğru devam etti, içe doğru göçtü ki aslında cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüleri de görmüştük.
o suyun denizin içine doğru çökmesiyle, geçmesiyle birlikte özellikle ana limanda demirlemiş tekneler vardı ve onlar halatlarını koparttılar. Suyla beraber önce denizin iç tarafına doğru, içe doğru o suyla beraber akıntıya kapıldılar. Ancak görgü tanıkları, burada yaşayanlar, buranın sakinleri yaklaşık 15 dakika sonra o suyun tekrar 1,5 metre boyuna ulaşarak tekrar şehir merkezine doğru geldiğini ifade ettiler ve şehir merkezini sadece su altında bıraktılar. Tabii bizler haber takibimizi sürdüreceğiz ama sözü şimdilik haber merkezine bırakalım. Teşekkürler Mehmet Altun Işık. Devam ediyoruz İzmir'deki gelişmelerle. YouTube kanalımıza abone olun.